Recep Tayyip Erdoğan, şimdi görelim isterseniz onu, devam edelim. Karşısındakine kul muamelesi yapıyor. Siz gazetecilere gazeteci muamelesi yapın. Gazetecilik haysiyeti önemlidir. İşte dün, bundan daha aşağılayıcı bir şey olamaz. Abdülkadir Bey, bu aşağılayıcı durum karşısında insan içine, çoluğuna, çocuğuna nasıl bakacak? Buyurun. Abdülkadir Bey diyor ki, muhalefet bunlardan neden rahatsız? Erdoğan, Sayın Selvi, sen köşende bunları çok iyi değerlendiriyorsun. Bu ne demek? Fahrettin Altun'dan talimat geliyor. Biz ne dersek onu yapıyorsun demek. Bir gazeteci bunu yaşıyorsa, bir gazeteci bunu yapıyorsa intihar etmesi gerekir. İntihar. Kendisine Aleviler düşkün Abdülkadir Selfi diyorlar. Düşkün Abdülkadir diyorlar. Neden? İşte bundan. Sorsana Abdülkadir Selfi, ailende dünya kadar çaresiz Alevi var. Sorsana haklarını. Gayrimüslimlerin haklarını sorsana. Niye soramıyorsun Abdülkadir Selfi? Soramazsın çünkü. Diyor ki, Şehir Hastaneleri ile ilgili konuda muhalefetin sesi biraz kesildi. Abdülkadir Bey, artık köşenden gereğini yapacaksın diyor. Bak Ahmet Bey gereğini yapıyor diyor. Evet, biz gereğini yapmayacağız. 5 kuruş para almadan bu işleri sürdürüyoruz. Fondaşlarımız burada. Altılı Masa basına nasıl bakacak? Soruyorum. Basına nasıl bakacak? Mesela bizi de böyle yeni Abdülkadirler olarak mı görmeye çalışıyorsunuz? Olmayız. Olamayız. Onurumuz var. Haysiyetimiz var. Eğer bakın burada ben Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu takdirde oyumu vereceğim. Net. Net. Parti bağlamında da Sol Parti ile TKP'nin ittifakına oy vereceğim. O da net. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyeceğim. Ancak beni izleyen Cumhuriyet Halk Partililer için, diğer partiler zaten diktatörle masaya yumruğunu vurarak yönetiliyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ön seçim yapması gerekiyor bütün ülkede. Nasıl yapacak? Bugünkü koşullarda yapamaz, ben biliyorum. Neden yapamaz? Çünkü oralarda başka tezgahlar var. Peki nasıl olacak? Partiler kanunu nasıl değişecek? Medya. TRT'nin başına kim gelecek? Rütük'teki iki arkadaşımız ne iş yapıyor mesela? Rütük'teki arkadaşlarımızdan herhangi biri milletvekili olacak mı? Rütük'te görev yapan arkadaşlarımızdan herhangi birisi şu anda herhangi bir medya kuruluşuyla yakın mı? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Rütük diye bir şeyi yok. Saray var. Orayı Fahrettin Altun Bey yönetiyor. Gereğini yapanları gazeteci diye sunuyorlar. Bunların tamamı çöp olacak. Çöp. Çöp. İnsanın haysiyeti yoksa, insanın kişiliği yoksa, bakın yoksa, yani kaleminin namusu yoksa bu işler olmaz. Daha geçen gün konuştuk. Muammer Aksoy'ları konuştuk. Bahriye Uçokları konuştuk. Uğur Mumcuları konuştuk. Musa Anterleri konuştuk. Hrant Dink'leri konuştuk. Bu insanlar kalem oynatıyorlardı. Kalemin namusuna sahip çıktılar. Kaleminin namusuna sahip çıkan insanlara sahip çıkacağız. Ben Fırat'la niye iş yapıyorum? Fırat en zor günde iki askerimizi yakanların haberini yaptı, onunla ödül aldı. Ben niye Ali ile iş yapıyorum? Halk TV'den kovuldu, kafasının önüne bile eğmedi. Gazeteci abilerinin telkinlerine, melkinlerine dinlemedi. Duygusal davrandı ama Ali Ali'dir. Ali Ali'dir. Yüreği vardı. Benim bugün Halk TV'de benim yetiştirdiklerim, oradaki öğrencileri, oradaki çalışanların kanı emilirken kafalarını çeviriyorlar. Dönüp bakmıyorlar bile. Sadece yanındaki insanın sendikal haklarına sahip çıkmıyorsan bana ne anlatıyorsun? Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla açık söyleyeyim. Merkez medya diye yutturulan da gereği yapılanlar var. İşte bir örnek. Medyanın hali. Buyurunuz. Medyanın hali. Dün akşam olmuş bu. Ben seyretmediğim için sabah gördüm. Ya inanılır bir şey değil. Başka fotoğraf yok mu? Hakan Bey'in başka fotoğrafı, bunu görüyoruz. CNN Türk'te seçimler konuşuluyor. Ya memleketin geleceği konuşuluyor. İnsanlar size ciddi alıp dinliyorlar. Hakan Bayrakçı Bey'in bu yaptığı inanılır bir şey mi? Ya Hakan Bayrakçı Bey taktik olarak yapıyor. Ertesi gün TT olacağını biliyor. Bunu yapıyor. Ya da hakikaten diyor ki zaten burası bir televizyon değil. Biz de zaten gazeteci değiliz. Değil kendisi araştırmacı. Kanaat önderi ne demek? O da meçhul bir laf zaten diyor. Biz de burada Ahmet soru olmayan sorular, çanak sorular sorarken ben de kişisel bakımımı hallettim diyor. Zaman yok çünkü. Açık söylüyorum. Hakan Bayrakçı Bey eskiden saygın bir araştırmacıydı. Cumhuriyet Halk Partililerin bütün belediyelerinde çalışırdı. Veriler sunardı. Hakan Bayrakçı Bey'in şimdi ne yaptığını hayret ettim. Yani Hakan Bayrakçı Bey'le ben de konuşurdum. Verileri sorardım bilmem ne, ama artık soracak kimse yok. Adil Bey'e sorardık, o da buharlaştı. Hakan Bey'e sorardık, o da buharlaştı. Ya arkadaş, böyle bir tablo olur mu ya?
Bakınız. Bakınız böyle bir tablo olur mu? Böyle bir tablo olur mu? Bu nedir? Bu arada CNN çok ilginç bir taktik yapıyor. Eski Halk TV ekibini, ulusalcı kanadı, değerli gazeteci İsmail Dükel gibi, Şaban Sevinç gibi isimleri konuk ediyor. Yeni isimler yaratıyor böyle. Çünkü muhalif bulamıyor konuşacak. Muhalif bulamıyor. Zaten istemiyorlar. Bir de işlerine gelen muhalif bulamıyorlar. İsmail Dükel Bey ne dedi bilmiyorum ama ben olsam çıkmam oraya. CNN Türk'ü meşrulaştırmamak lazım. Çünkü hakikaten bir vahim tabloyla karşı karşıyayız. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben ilk günden beri şöyle tanıdım. Önceden soru istemez. Kimseye nezaketsizlik yapmaz. Herkesin karşısına çıkar ve rahat rahat konuşur. Prompter'dan konuşmaz. Elinde kağıt kalem olmaz. Bizim bu kadar hukukumuz olduğu halde ya önceden hayır bana soru ver demedi. Tamam mı? Beni aforoz etmesinin nedeni eleştirilerimse kabul etmiyorum. Beni iki randevumu iptal etmesinin nedeni zaman darlığıysa randevu bekliyorum. Kişisel bir şey konuşmayacağım. Röportaj talebim var. Kendisiyle röportaj talebim için randevu istiyorum. Tamam mı? Açık. Ama yok. Gereğini yapanlar olacaksa bundan sonra ben öteki olmaya razıyım. Alayına öteki olmaya razıyım. Dün Mustafa Hoş bizim yayında Türkiye'nin bugünkü koşullarında gazetecilik yapılamaz dedi. Yapılamamasının nedeni bu. Halk TV teslim olmuş. Halk TV tokadı yiyince Cafer Levent Gültekinleri gönderdi. O kadar delikanlıysan Levent Gültekinlerin arkasında dursaydın ya duramazsın. Yemez Cafer Efendi. Yemez. KRT zaten Tuncay Özkan'ın yani mülk olarak Tuncay Özkan'ın. Tamam mı? Oraya da bakıyoruz. Tekrar ediyorum. Tele 1 ile ilgili güncel durumunu bilmiyorum. Bağımsız yayıncılık yaptı. Benim dönemimde kimseye karıştırılmadı. Bana da kimse karışmadı. Ama izlemiyorum. Çünkü şöyle bir şey oluyor. İnsan bir yerde ayrıldıktan sonra, oradaki dostlarıyla vedalaştıktan sonra farkında olmadan belki de bir gönül kırıklığı oluyor. Bilmiyorum. İzlemiyorum. Ama oradaki arkadaşlarımın namusuna inandığım için bağımsız gazeteciliğin devam ettiğini düşünüyorum. Siz izliyorsunuz. Karneyi siz vereceksiniz. Ben değil. Şimdi vahim tabloyu size göstereceğiz. Bütün bu şimdi konuşacaklarımı işitirken laikliği aklınızda tutun. Bundan sonra da Bahçeşehir başta olmak üzere Türkiye'deki korkunç tabloyu size ortaya koyacağım. Öğretmenlerin nasıl sömürüldüğünü, sistemin nasıl korkunç olduğunu ve Türkiye'den hekimler niye kaçıyor ve öğretmenler kaçması çok zor çünkü hekimler orada bir fark veriyor. Buradaki öğretmen olan insanın gidip orada Alman milli eğitiminde çalışma imkanı yok. Nasıl genç öğretmenlerin hayatı çalınıyor konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Evet. Şimdi Meral Akşener'den bir akıl yürütme yapacağız. Meral Akşener'den akıl yürütme yaptıktan sonra Ekrem Bey'e bir soru soracağız. Ekrem Bey'e soracağımız soruya da Ekrem Bey'in çevresindeki bütün arkadaşlardan yanıt bekliyorum. Bütün arkadaşlardan yanıt bekliyorum. Bakın AKP laikliği ayaklar altına aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tamamen bunun sembolüdür. AKP tamamen laiklik karşıtı, nitekim öyle bir cezası var. Laiklik karşıtı odak olma suçu işledi. AKP otokrat tek adam rejimini getirdi. AKP'de bakanlar bile istifa etme kabiliyetine sahip değiller. AKP'de hiç kimse gerçek gazetecilerle konuşmaya cesaret edemez bir iki kişi hariç. Sayın Cumhurbaşkanı soru sordurtmaz ve bence haklıdır. Yani Ahmet Hakan'ın da Abdülkadir Selfi'nin de kafasını etse yeridir. Bir insan kendine bunu yaptırıyorsa yapar. Şimdi Meral Akşener'e defalarca soru sormak için haber gönderdik, kabul etmedi. Davutoğlu'nu davet ettik, kabul etmedi. Babacan'ı davet ettik, kabul etmedi. Temel Karamollaoğlu'nu davet ettik, kabul etmedi. Türkiye İç Partisi liderine davet ettik, etti. Gültekin Uysal Bey'e davet ettik, kabul etti. Mithat Sancar Bey, Pervin Buldan Bey kabul etti. Bu yayınlar yapıldı, yine yapılacak. Türkiye Komünist Partisi, Sol Parti onları davet ettik, kabul ettiler, geldiler. Bu şeyin neydi o? Baba Haydarbaş'ın oğlu zeki de bir insan. Hüseyin Baş Bey'i davet ettik, geldi. Ümit Özdağ Bey geldi. Muharrem Bey'i davet ettik, gelmedi. O da sorularımızdan kaçıyor olabilir. Bilemem. Ama şunu unutmayın. Soru sormak gerçek gazetecilerin içindir. Bir takım yerlere gidip de kendi egonuzu okşamayın. Gelin, oturalım, sorularımıza cevap verin. Sorduğumuz soruları da burada ortaya koyduk.
Mesela Muharrem Bey gelirse ona da soracak sorularımız var. Ama Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Destici'yi davet ettik, gelmedi. Eskiden CNN Türk'te gelmişti mesela. Sayın İçişleri Bakanı'na defalarca telefon açtım. Telefonlara yanıt vermedi. Bana daha önce çıkmak için çok emek harcamıştı Sayın Bakan, Demokrat Parti Genel Başkanı'ysa. Şimdi niye çıkmıyorsunuz? Kendiniz aracılar koymuştunuz. Gelin konuşalım. Mecramız bu kadar ama fena değil. Radikal tahammülsüzler var. Ya da Sayın Numan Kurtulmuş telefonlarıma çıkar sohbet ederiz ama yayınlara gelmez. Niye gelmiyorsunuz Sayın Kurtulmuş? Size 4-5 röportaj yaptık. Yani bunlar önemli.